basın mensupları sözlerime başlarken hafta sonunda partimizin Etimeskut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ilçe başkan eski ilçe başkanlarımızdan Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bugün Kocaeli Derince Limanı yakınlarındaki toprak mahsulleri ofisi deposunda bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi hakkında henüz net bir açıklama yok. Ama 10 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Umarız bir can kaybı olmaz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü haberlerin yanında güzel haberler de var. Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatan milli okçumuz Mete Gazos'u kutluyoruz. Ee, başarılarının devamını diliyor ve bunların tüm gençlerimize örnek olmasını bekliyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sona erdi. Bugün kurulumuzda artan enflasyonu ve hayat pahalılığını rekorlar kıran enflasyonu, ekonomide giderek belirginleşen yavaşlamayı, buna bağlı olarak artan işsizliği ele aldık. Ağırlaşan yaşam şartlarının yanında hükümetin giderek artan baskıcı, hukuk dışı uygulamalarına karşı yapılacakları da konuştuk. Partimize yakışan büyük bir olgunlukla ilerleyen ilçe kongrelerimizde bugün kurulumuzun gündemindeydi. değerli basın mensupları saray yönetiminin sebep olduğu güven bunalımını gidermek için vitrinine koyduğu Merkez Bankası Başkanının ve Hazine ve Maliye Bakanının son açıklamaları 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kadar ekonomi yönetiminin mefluç olduğunu, enflasyonla mücadele konusunda hiçbir şey yapmak niyetinde olmadıklarını gösteriyor. İş başına gelirken en önemli önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyleyen bu yönetim saraya sonunda saraya uymaya mecbur kaldı. Saray verdikleri ücretleri, maaşları, aylıkları her şeyi vergiyle, zamla, enflasyonla, misliyle geri almaya göz boyama stratejisini sürdürmeye, milleti ezmeye devam edeceğini açık açık ortaya koyuyor. Yandaş basın ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi dezenflasyon süreci, gerçek dezenflasyon, istikrar gibi yaldızlı laflarla süreçlere ayırmasını ve enflasyonu bu surette bir başka bahara ertelemesini ne kadar rasyonel, ne kadar gerçekçi diyerek alkış tuttu. Anlaşılan Sayın Bakan Şimşek de doğru dürüst, bütüncül, çapalara bağlanmış bir program yapma imkanının kalmadığını görünce sorunların temelindeki asıl sebebin ekonomi bilimiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan ama ben ekonomistim diye caka satan, sürekli caka satan, safsatalarıyla ekonominin altını üstüne getiren, enflasyona rekor üstüne rekor kırdıran, itibardan tasarruf olmaz diyerek bir eli yağda, bir eli balda yaşayan saray kibirlisini olduğu saray kibirlisi olduğunu bilmesine rağmen onun adını ağzına almaktan korktuğu için olmayacak işi yaptığı Enflasyonun sebebi olarak memur maaşlarına yapılan zamları gösterdi. Enflasyonun sorumlusu enflasyon altında ezilen memur oldu. İnsan bu sözleri söylerken biraz utanır. Memura zam yaptık dediniz, çoğu yoksulluk sınırının altında. Asgari ücrete zam yaptık dediniz, asgari ücret açlık sınırının altında. Emekliye zam yaptık dediniz, kök aylık seyyanen zam diye lafa boğduğunuz işi, enflasyon telafisi için yapıyoruz dediğiniz yüzde yirmi beş zammı emeklilerin çoğuna vermediniz. Emeklileri enflasyona ezdirip perişan ettiniz kaderine terk ettiniz. Çoğu 7500 7500 liralık sefalet aylığına mahkum edilen emeklilerimize bizim belediyelerimiz el uzattı. Ankara Büyükşehir Belediyemiz, belediye başkanımız insanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer diyerek şartları uyan tüm emekli hemşerilerinin sosyal yardımlardan yararlanması için belediyeye başvurmalarını istedi. AK Partili belediye başkanları ise bunu alkışlayacaklarına, örnek alacaklarına hakaret ettiler, iftira ettiler. Zamlarla ezdikleri milletimize milletimizde büyük bir kopuş yaşayan, büyük bir duygusal kopuş yaşayan AK Parti kadrolarının güzel olan, insani olan hiçbir şeye tahammülü kalmamış. Bunlar hakir gördüğü millete talkını vermeye kendileri yandaş müteahhitlerle bir olup salkımı yutmaya alışmış. Emekliye, emekçiye, memura üç kuruşu çok gören Erdoğan ve şürekası, yandaşlarına yaptırdıkları yollar, köprüler, tüneller için dolarla, avroyla verdikleri garantiler karşılığında bu yılın ilk ayında 25 milyar lira para ödemişler. Geçen yılın ilk 6 ayına geçen yılın ilk 6 ayına göre yani aynı dönemle göre artış %167. 3 katına çıkmış. Emekliye %25 artışı çok gören hükümet yandaşa yaptığı ödemeleri %167 arttırmış. Emekliye kendinin neden olduğu enflasyon farkını vermeyen hükümet geçiş ücretlerini bırakın bu ülkedeki enflasyona göre güncellemeyi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyona göre güncelliyor. Garantili geçiş ücretlerinde sebebi olduğu kur artışları yetmez gibi Amerikan enflasyonunu da Türk milletinin sırtına bindiriyor. Tüm bunlara para var. Ama memura, emekliye, emekçiye para yok. AK Parti yönetiminin adaleti aşağı mahalleye ver talkını, yukarı, yukarı yukarı mahalledeki yandaşlara yuttur salkımı. Hafta sonunda gençlerimiz bu ballı projelerin yapıldığı yerlere gittiler. Proje görünümlü soygunların ayrıntılarını köprülerde soygun var afişleriyle milletimizle paylaştılar. Diğer taraftan İstanbul'daki örgütlerimiz seçimlerden sonra başlayan zam yağmuruna milletimizin tepkisini muazzam sergileriyle gösteriyor. Hükümet ise bu sesin duyulmaması için elinden geleni yapıyor. En son İstanbul'da Eyüp Sultan Kaymakamlığı İstanbul örgütümüzün zam sergisini yasakladı. Kaymakamlık kararında Erdoğan hükümetinin eseri olan zamları gösteren ve örgütümüzün çabasıyla sokak sokak halkla buluşan bu serginin mitinge dönüşebileceğini, güvenlik yönünden sakıncalı olabileceğini söylemiş. Anlaşılan hükümet değil ama kaymakam milletin asabının ne kadar bozuk olduğunu farkında. Bir serginin zammın protesto edildiği bir mitige dönüşmesinden korkuyor. Ama kaymakamın şunu da bilmesi lazım. Protesto anayasal bir haktır. Dolayısıyla bu yasaklar bizi korkutmaz, yıldırmaz. Biz milletimizin derdini duyurmaya, hükümeti çözüme zorlamaya devam edeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bu süreci takip ediyor. Erdoğan hükümetlerinin eseri zamların sergilendiği muazzam sergi tüm engellemelere rağmen İstanbul'un sokaklarında vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Hükümetin zamlarla ezdiği tüm vatandaşlarımızı bu sergilere bekliyoruz. Diğer yandan kadın kollarımız pazar yeri yangın yeri projesini başlattı. 81 il ve 973 ilçede Semt pazarlarında açılacak standlarda vatandaşın derdini dinleyecekler. Mutfaktaki yangının sebebinin hükümet olduğunu anlatacaklar. Genel Başkanımız da bu hafta sonunda Erzincan'daydı. Çiftçinin, esnafın sorununu konuştu. Paramızın artan enflasyon karşısında nasıl değer yitirdiğini anlattı. Erzincanlılardan yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi adayına desteklerini istedi. Yerel seçim sürecini meydanlarda başlattı. Yine hafta sonunda parti sözcüsü olarak ben de bölgem Tekirdağ'daydı. Biz de çiftçinin derdini dinledik, bir dokunduk, bina işittik. Trakya'da çok ciddi bir kuraklık var. Ayçiçeği de bu yıl çok büyük bir rekolte kaybı bekleniyor. Trakya illerinin Millet Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak hem çekirge zararlısı hem de kuraklık nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için bir yasa teklifi verdik. Bu çerçevede borçların faizsiz ertelenmesini ve zararların sigortadan karşılanmasını istedik. Bu teklifin bir an önce meclis gündemine alınması için bugün genel başkanımız grup başkanımıza ve grup başkan vekillerimize talimat verdi. Tekirdağ'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım merkezinde ziyaret ettik. Ofis çiftçinin kara gün dostu olması gerekir. Ama maalesef hükümet de ofis de çiftçiyi yalnız bırakmış. Seçimden önce genel başkanımız hükümete çiftçinin zarar etmemesi için seneye de tarlasını ekebilmesi için tarlasına girebilmesi için buğdayın kilosuna primli 13 lira fiyat verin demişti. Hükümet prim dahil 9 lira 25 kuruş fiyat verdi. O da seçimden sonra. Şimdi bu düşük fiyatla alım yapmıyorlar. İthal ürününe silolarını doldurmuşlar. Eski şişme silolara geçmişler. Depolarda ithal üründen yer kalmayınca bizim çiftçimizin yerli ve milli ürününü, ürün kaliteni beğenmedim diyerek ofisin kapısından geri çeviriyorlar. Çiftçinin traktörü remorkundaki buğdayı boşaltmadan ofis kapısından geri dönüyor. Buna derhal son verin. Çiftçiyi tüccarın insafına bırakmayın. Elin çiftçisinin ürünü bizim depoları doldururken bizim çiftçimizin alın teri tüccarın insafına bırakılıyor. Bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir. Çiftçimiz bu uygulamalarla giderek topraktan, üretimden kopuyor. Ve bugün gıda güvenliğinin konuşulduğu, en önemli öncelik olduğunu söylendiği bu stratejik sektörde ipler giderek daha fazla yabancıların eline geçiyor. Oysa kendi kendine yeterli olmamız lazım. Trakya'da çiftçi isyanda, Akbelen'de çevreciler sahada, yurdun dört yanında sağlıkçılar, emekliler, mühendisler eylemde. Ama milletimiz yalnız değil. Parti yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlerimiz, örgütlerimiz, milletvekillerimiz ve genel başkanımız dört koldan sahada vatandaşlarımızın yanındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Nitekim Akbelen'deki çevre katliamını görüşmek için bu hafta salı günü bizim talebimiz üzerine meclisimiz toplanıyor. Bu defa AK Parti vekilleri çocuklar gibi kapıların arkasına saklanmasınlar. Millet inim inim inlerken, tatillerinden vazgeçsinler de meclis çalışmaya başlasın. İşleri sarayın keyfine bırakmayalım, milletimizi ezdirmeyelim. Değerli basın mensupları, seçimlerden sonra başlayan zan yağmuru durmak bilmiyor. Sabah raftan aldığınız bir malı akşam aynı fiyata bulmak adeta mucize haline geldi. Saray bütçeyi insafsızca arttırdığı harçlarla ve vergilerle, kamu mallarına yaptıkları zamlarla, anayasaya aykırı şekilde bir defa aldıkları motorlu taşıtlar vergisini bir kere daha alarak vatandaşın sırtından zar zor dolduruyor. Diğer taraftan sarayın itibarına, faiz lobilerine, döviz baronlarına, yandaşlarına ödediği garantilerle hovardaca boşaltıyor. İlk 6 ayda bütçe 483 milyar lira açık verdi. Bunun yarısından fazlası 275 milyar lirası faiz harcaması. Kur korumalı mevduat garantilerine 25 milyar lira, kamu özel işbirlik, işbirlikleriyle ilgili dövizli garantilere de bir o kadar daha para ödenmiş. Merkez Bankası'nın döviz kasasından satışlarda yeniden başlamış görünüyor. Seçim sonrasında biraz toparlanan rezervler yeniden piyasaya sürülüyor. Temmuz ortasında 56 milyar dolara kadar inen net rezerv açığı yeniden 60 milyar dolara yükseldi. Dünyada kredi temerrüt riski primleri düştü. bizde de 400'ün altını gördü. O zaman Bakan teşekkür ediyordu güven nedeniyle. Ama şimdi yeniden dünyadan ayrışarak 400'ün üzerine doğru hareketlendi. Bütçe açığı ve rezerv açığına 60 milyar doları bulan bir de cari açık eklendi. Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artmış. Yıllık dış ticaret açığı ise yüzde 46 artışla 121 milyar dolara yükselmiş. Dış dengedeki bozulma devam ediyor. Gelir dağılımı da hızla bozuluyor. En zengin yüzde 20 toplam gelirin yarısını alıyor. Bu gelir adaletsizliğinde 16 yılın rekoru. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre destek alan aşırı yoksul hanelerin sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon artışla 3 milyon 700 bin haneye ulaşmış. Bir yılda dana eti yüzde 143, yumurta yüzde 114, kuru soğan yüzde 113, kuru fasulye yüzde 101 zam görmüş. Patatesin fiyatı 99, beyaz peynirin fiyatı yüzde 83 artmış. TÜİK aylık enflasyonu tek hanede tutmak için hokus pokus yapmakla uğraşırken vatandaşın en çok kullandığı gıdalarda enflasyon bırakın iki haneyi çoktan üç haneye dayanmış. Resmi verilere göre 63 milyon vatandaşımız konut masraflarının, 44 milyon vatandaşımız borçlarının altında eziliyor. 35 milyon vatandaşımız iki günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamaz halde. Yaz geldi ama vatandaşın tatil yapacak hali yok. 50 milyon yurttaş evden uzak bir hafta tatil masrafını karşılayamaz durumda. OECD içerisinde vatandaşları en çok geçim kaygısı taşıyan ülke Türkiye. Bu yaşamak değil. Sabah işe git, akşam dön, hafta sonu bir şey yapama. Çocuğunu dışarıda bir yere götüreme. Bir hafta bile tatil yapama, dört nüfus çalış yoksulluk sınırını geçeme bu hayat değil. Ekonominin her yeri yamalı bohçaya dönmüşken tedbir alacağına, tedbir alınacağına Hazine ve Maliye Bakanı akıl dışı olmakla eleştirdiği politikalara seçimler yaklaşırken usul usul geri dönüyor. Ekonomi oyuncu ekonomideki oyuncular da bunu fark fark ediyor tabii ki. Herkes ekonomide zamanında çözülmeyen, ertelenen her sorunun sonunda katlanarak karşımıza çıkacağını biliyor. Tulumbada su bitti. Şimdi kavgada söylenmeyecek sözler söyledikleri, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katili olmakla suçladıkları, 15 Temmuz'un finansörü dedikleri Körfez şehlerinin eline eteğine yapıştılar. Darbeci diye görüşmeyi kestikleri sisiyle El ele pozlar verdiler yanak yana. Şimşek ve Erkan ikilisi geçtiğimiz haftada Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha 3 ay önce 33 milyon lira piyasa bozucu eylem cezası kestiği JP Morgan'ın basına kapalı yatırımcı toplantısına koşa koşa gittiler. Ama sızan bilgilere bakılırsa Kanemici, Burgkaççı kısa vadeli fonlar hariç Şimşek Erkan ikilisinin anlattıklarına ciddi yatırımcılar fazla itibar etmemiş. Para politikasına dair somut ve öngörülebilir öngörülebilir bir çerçeve onların sözlerinden çıkaramamışlar. Nasıl çıkarsınlar? Zaten Merkez Bankası Başkanı dinamik optimizasyon problemindeki en büyük kısıt sözleriyle vaziyeti daha önce anlatmıştı. Hata Gömleğin ilk düğmesinden başlıyor. Masanın başında oturan Erdoğan gibi bir kısıt var. Erdoğan yaklaşan yerel seçimlerin, 2023'te başlayan seçim sürecinin son durağı olduğunu görüyor. Burada yaşayacağı bir hezimetin iktidarına mal olabileceğini de biliyor. Bu nedenle yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele önceliği değil. Ekonomiyi şişirme, hormonlama ne yapıp edip büyümeyi sağlama peşinde. Yerel seçime kadar 2000 öncesinin emme basma tulumba düzeni sürecek. Önce vatandaşların ücretine, maaşına, aylığına zam yapacaklar. Sonra gelsin vergi harç artışları. Gelsin benzin, gaz, elektrik zamları. Gelsin enflasyon. Dar ve sabit gelirliğe kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri alacaklar. Teker böyle döner sanıyorlar. Biz bu filmi gördük, yaşadık dönmedi dönmez. Gerekenin yapılmadığı her dakika ekonominin fay hatlarında biriken gerilim daha yıkıcı hale gelecek. Ve güvendik güvendikleri dağlara karlar yağdığını her geçen gün görecekler. Değerli basın mensupları. Seçimlerin ardından milleti zamlarla ezen Erdoğan kendi deste kendini destekleyenler başta olmak üzere milletle büyük bir duygusal kopuş yaşıyor. Bu nedenle de adaleti hukuku kendine göre eğip bükmeyi arttırdı. Açıkça zulmediyor. Muhalefetin sesini kesmek için elinden geleni ardına koymuyor. Depremin vurduğu Hatay'ın milletvekili Can Atalay hala haksız, hukuksuz şekilde içeride tutuluyor. Hataylıların iradesine pranga vuruluyor. AK Parti Diyarbakır milletvekillerinin sözlerini anımsatarak, Erdoğan hükümetinin yeni bir açılım süreci başlatma ve terörist başını salıverme niyetinde olduğunu açıklayan gazeteci Merdan Yanardağ hala tutuklu. telebir ekranları Merdan Yanardağ'a isnat edilen suçla uzaktan yakından alakası olmayan bir yasa maddesine dayanılarak haksız, hukuksuz bir şekilde 7 gün karartılıyor. Gazeteci Barış Behlivan denetimli serbestlikten yararlanabilecekken, 8 ay daha içeri atılma tehdidi altında. Memleketin her yanında her gün silahlar patlıyor. Sinan Ateş cinayetinin soruşturması bir türlü ilerlemiyor. Hakimlerin, savcıların yerleri değiştiriliyor. Limanlarımız uyuşturucu rotalarının uğrak noktası haline gelmiş. Türkiye dünyanın en tehlikeli 20 ülkesinden biri sayılıyor. Dünya klasmanında yerimiz Kolombiya ile, Kolombiya ile Pakistan arasında bir yerde. Hükümet bunlar duyulmasın diye harıl harıl gazetecileri tutuklattırıyor. Milletin artık sadece sofrasındaki ekmek değil, canı da tehlikede. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Her yer kaçak sığınmacı dolmuş. Elini kolunu sallayarak sınırlarımızdan geçenler sığınmacı mıdır, terörist midir belli değil. Avrupa ülkeleri Erdoğan'la anlaşmışlar. Verelim sana birkaç avro, bu sığınmacılar bize gelmesin diye oturmuşlar, imzaları da atmışlar. İstanbul Valisi de Türkler sığınmacılardan daha çok suç işliyor diye açıklamalar yapıyor. Depremin üstünden altı koca ay geçmiş. Hala barınma sorunu, hala tuvalet sorunu, hala temiz suya ulaşım sorunu konuşuyoruz. Depremzedeleri okul yurtlarından icra yoluyla atmaya kalktıkları söyleniyor. Tüm bu konuları incelemek üzere milletvekillerimizden oluşan bir heyet, kadın milletvekillerimizden oluşan bir heyet deprem bölgesine gidiyor. Heyetimiz Hatay'dan başlamak üzere son durumu yerinde inceleyecek. Bu hükümet kendi seçmenleri dahil tüm millette bağını koparmış bir vaziyette. Bu aralar hiçbiri ortalıkta maşallah gözükmüyor. Herhalde bu zamlar unutulsun diye bekliyorlar. Biz sağdayız. Geçinemeyen emeklinin yanı başındayız. Sifta edemeyen esnafın dükkanındayız. Terdan Tercan'da vatandaşlarlayız. Hayrabolu'da kuraklık mağduru çiftçiyleyiz. İstanbul'un ilçelerinde en koyu istibdada karşı mücadele ediyoruz. Akbelen'de ormanların müdafasında yandaş, yandaşlara peşkeş çekilen ballı projelerin karşısında biz varız, bizim gençlerimiz var, kadınlarımız var. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Kongrelerimizle örgütlerimizi ülke çapında hızla yenilerken yerel seçimlere de büyük bir hızla hazırlanıyoruz. Ve bir kere daha, bir kere daha bizlere oy veren milyonlara sesleniyoruz. Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok biz üzgünüz. Ama artık vakit yılgınlık vakti değil. Ayağa kalkacağız eksikliklerimizi gidereceğiz. Hatalarımızı telafi edeceğiz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 30 milyona, 35 milyona çıkaracağız. Bugün olduğu gibi belediyelerimizde milletimizin hep yanında olacağız. Biz pandemide de, depremde de bu işi çok iyi bildiğimizi gösterdik. Yerelde de bu iktidarın sebep olduğu yoksullukla mücadele etmek için projelerimizi geliştiriyoruz. Seçimden sonra da belediyelerimiz, belediyelerimiz çok başarılı hizmetlere imza atacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bizi yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru ATV tarafından. ATV'nin sorusu şöyle. Ekrem İmamoğlu cephesinde bir yandan emanetçi başkan formülleri konuşulurken bir yandan da Özgür Özel koltuğa talip olduğunu açıkladı. Genel merkez değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor? Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda Türkiye'nin gündemindeki meseleleri, hayat pahalılığını, işsizliği, deprem bölgesinde yaşanan sorunları, baskıcı hukuk dışı uygulamalara karşı yapılacakları konuştuk. Konuştuk. Ama bunlarla ilgili hiçbir soru yok. Bahsettiğiniz konu ise partinin iç işleriyle ilgilidir. Partinin iç işleriyle ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz. Efendim bir soru da Kanal D tarafından yönlendirildi. Kanal D'nin sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde parti tabanını heyecanlandıracak bir açıklama yapacağı konuşuluyor. Bu açıklamanın parti tüzüğünde yapılacak köklü bir değişimi işaret ettiği yönünde de değerlendirmeler var. Sayın Genel Başkanım bu konuda bir açıklaması olacak mı? Tüzük değişikliğine yönelik çalışmalar şu anda hangi aşamada? Sayın Genel Başkanımız uygun gördüğü zamanda, uygun gördüğü konularla ilgili gerekli açıklamaları tabii ki yapacaktır. Ben şu kadarını ifade edeyim: Tüzük çalışmalarımız büyük bir hızla ve her türlü katılım ve üyelerimizin katılımına açık olarak sürüyor. Parti üyelerimizin katkılarını internette açtığımız platformda önerilerini parti üyelerimiz tüzükle ilgili katkılarını internette açtığımız platformda bize bildiriyorlar şu ana kadar partimize intikal eden tüzük değişikliği önerilerinin sayısı 10 bini aşmış durumda. Görüş bildirme süresi 10 Eylül'e kadar sürecek. Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre Başkanlığında bir heyette bu, bu önerilerin hepsini tek tek değerlendiriliyor. Dünyada Sosyal Demokrat Partilerdeki uygulamalarla ilgili incelemelerini sürdürüyorlar. Gerçekten örnek olacak bir tüzüğü hazırlama gayreti içindeler.